Şu an 35 yaşındayım. Bahsedeceğim olay bundan 12 yıl önce meydana geldi. Ben 8 yaşındayken babam bizi terk edip gitti. Annem ve babam zaten oldum olası birbirleriyle anlaşamazlardı. Birkaç kez tekrar birleşmeyi deneseler de bu mümkün olmadı. Sonunda annem ve ben bulunduğumuz ilden taşındık. İstanbul'a geldik. Annem tekstil atölyesinde çalışıyordu. Ben de liseyi zar zor bitirmiştim. Pek çalışkan bir öğrenci değildim. Ancak kendimce farklı yeteneklerim vardı. El sanatlarına yatkındım. Enstrüman çalabiliyor, çizim yapabiliyordum. Lise bitince annem bana, "Oğlum, ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yerde çalışacak mısın yoksa ÖSS sınavına hazırlanmak ister misin?" diye sordu. O zamanlar ÖSS sınavı vardı. Üniversite okumak istesem de annemi yalnız bırakmak içimden gelmiyordu. Sınava girsem İstanbul'da iyi bölüm tutturacağımdan emin değildim. Hatta belki barajı bile geçemeyecektim. Hem ben okursam annem tek başına bana nasıl destek olacaktı? Artık ben de bir işin ucundan tutup ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyordum. Bu sebeple "Hayır anne," dedim. "Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ben de seninle birlikte çalışacağım." Kısa bir süre sonra annemle birlikte tekstil atölyesinde çalışmaya başladım. Annemle birlikte kendi yağımızda kavrulup gidiyorduk. Gizli ilimlere, astrolojiye, havas gibi konulara çocukluktan beri meraklı biriyimdir. Vakit buldukça da bu tarz kitaplar okuyordum. Sahafları gezip eski kitapları topluyor, içlerinden Türkçe olanları okumaya çalışıyordum. İşten arta kalan zamanlarda adminlik yaptığım bir site vardı. Burada zaman geçiriyordum. İsmini vermeyeceğim. Bu sitenin sahibi Ahmet abi. Annem ve benim çalıştığımız atölyenin patronuydu. Ahmet abi gerçekten gizemli bir insandı. Hem teknolojiyle hem de gizemli ilimlerle müthiş derecede ilgileniyordu. Bu konularda son derece bilgiliydi. Ben de ondan öğrendiğim bilgilere kendi gözlemlerimi katarak madde ve ruh dünyasına farklı bir pencereden bakmasını öğrenmiştim. Ahmet abiyle bir gün iş çıkışı konuşurken bana "Seninle ilgi alanlarımız aynı. Benim sitemde adminlik yap, çevre kazanırsın. Farklı konularda bilgi sahibi olursun," dedi. Çok sevinmiştim. Heyecanla "Tamam abi," dedim. Kısa süre sonra Ahmet abi beni admin olarak kaydetti. Burada farklı insanlarla büyü, madde, ruhculuk, UFO'lar, galaksiler ve bilinmeyen gizemli olaylarla ilgili sohbetler ediyorduk. Her zaman mutlaka ilginç bir konu gözüme takılıyordu. Bu işi çok sevmiştim doğrusu. Çünkü tekstil işi beni bunaltıyordu. Asosyal biri değildim ancak işten vakit kalmadığı için arkadaş da edinemiyordum. Bu yüzden bu site bana yeniden biraz olsun nefes aldırmıştı. Genelde konuları başlatan ve olayları farklı bir gözle bakan 3-5 çekirdek bir grubumuz vardı. Gerisi sitenin daimi olmayan üyeleriydi. Ama biz çekirdek grup hemen her gün aktiftik. Neyse, günler böyle akıp giderken bir gün sohbet penceresinin yeşil olarak yandığını gördüm. Herhalde bizimkilerden biridir diye düşünmüştüm. Medusa nikli bir üyenin bana yazdığını gördüm. Bu isme aşina değildim. Bana selam vermişti. Ben de ona selam verdim. Biraz sohbet ettik. Daha sonra sohbet ilerleyince bir gün benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Birkaç kez görüştük. Ardından da beni sevdiğini söyledi. Kafa yapımız aslında tam olarak uymuyordu. Ama o zaman o kızcağızı reddedemedim. Neyse, böylelikle bir ilişkinin başlangıcı benim için ise hayatımın en kötü zamanlarından biri başlamış oldu. Bu kızla ne zaman görüşsek insanların içinde birdenbire parlayıveriyor ve beni her yerde rezil ediyordu. Kaç kere ona sinirlerine hakim ol dediysem de laf geçiremedim. Bazen gülüyor, hemen ardından ağlamaya başlıyordu, sebepsiz yere. İlk etapta ben bunun psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu zannetmiştim. Çünkü bazen sinirlerimiz bozulduğunda da ne yaptığımızı bilemeyiz. Anlayışlı ve yumuşak bir şekilde davranıyor, onun problemlerini dinlemeye çalışıyordum. Ama devamlı küçük şeyler yüzünden kavga ediyorduk. Zamanla gerilimin dozu arttı. Gerçekten çok bunalmıştım. Birinci ayımız biterken bir gün
Çok tuhaf bir şey oldu. Akşam olmuş, yatağıma çekilmiştim. Kısa sürede sızmışım. Bir ara tuvalete gitmek için yerimden kalkacaktım ki sol ayağımın üzerinde bir ağırlık hissettim. Loş ışıkta yüzü bana dönük bir metre boyunca siyah giyinmiş bir canlının ayağımın üzerinde oturduğunu fark ettim. Öyle bir bağırdım ki tüm mahalle ayağa kalktı sanırım. Anne hızlıca odama girip "Oğlum, neyin var senin? Delirdin mi gece gece?" dedi. "Anneme, anne, az önce burada bir şey oturuyordu." dedim. Annem yüzünü ekşitti. "Oğlum, işe gitmemek için bahane arıyorsan daha mantıklı şeyler bul. Benim sinirlerimi oynatma," dedi ve odadan çıktı. Son zamanlarda işe geç gittiğim oluyordu. Annem de bu yüzden bana biraz laf sokup odasına gitti. Neyse, o gün sabaha kadar uyuyamadım. Atölyeye gittiğimde gözlerim artık kendi kendine kapanmaya başlamıştı. Neredeyse başımı makineye koyup uyuyacaktım. Paydos vaktini iple çekiyordun. Yılbaşı yaklaşmıştı. Patron yeni siparişler aldığı için o hafta fazladan çalışmamız gerekiyordu. Uykusuzluk da basınca iş iyice çekilmez oluyordu. Elimi yüzümü yıkayıp yeniden makinenin başına oturdum. Biraz kendime gelmiştim. İş bitince anneme, "Anne, sen git, benim biraz işim var," dedim. Annem de, "Tamam oğlum, git gez, biraz kafanı topla. Bir daha seni saçma sapan hallerde görmek istemiyorum," dedi. Annem iş söz konusu olunca çok disiplinli bir kadındı. Yorulmak nedir bilmez, saatlerce çalışırdı. Aynı durum benim için söz konusu değildi. Kızın yanına gitmek için tekrar otobüse bindim. Bu esnada kafam ister istemez gece yaşadığım odaya takılıyordu. Adminlik yaptığım forumda bolca cinli hikayeler anlatılsa da ben gece gelen şeyi tam olarak ne olduğunu ve neden geldiğini çözememiştim. Kendimin bir musallata uğrayabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Biraz panik yaptım. Biri bana büyü yapıyor desem, eve gelen giden yoktu. Akraba yok. İş yerinde kimseyle konuşmam. Kendim bir belaya uğradım diye düşünsem, define arama, ruh çağırma gibi şeylerle işim olmaz. Kaynar suyu dökerken bile besmele çekerim. Bu düşünceler beynimi kurcalarken aklıma Ahmet abiyi arama fikri geldi. Ancak sonra vazgeçtim. "Kocaman adamsın, sen korkuyor musun?" der ve benimle alay eder diye çekindim. Otobüsten inince kızı aradım. Sonra buluştuk. Ona gece yaşadığım tuhaf olayı anlattım. Gayet sakin bir biçimde beni dinliyordu. Konuşmam bitince "Bütün bunlar sana garip gelmiyor mu?" dedim. "Bence sen rüya görmüşsün," dedi. Çok sinirlenmiştim. Rüya ile gerçeği ayırt edebilecek durumdaydım çok şükür diyerek hiddetle çıkıştım. Sonra bu meselede yine kavgayla sonuçlandı. Tekrar otobüse binip eve gittim. Annem televizyonda haberleri izliyordu. Canım çok sıkkındı. Hamsi yapmıştı. Yemek yiyip odama çekildim. Uykusuzluğun verdiği rehavetle uyuyakalmıştım. Gece bir ara büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Tam karşımda duran ayna yere düşmüş, kırılmıştı. Herhalde yerinden çıktı diye düşündüm. Kırık parçaları temizledim ve yeniden uyudum. Sinirlerim o kadar bozulmuştu ki karşımda bir uzaylı görsem, "Birader, beni rahat bırak," diyecektim. Neyse, tekrar uykuya daldım. Tekrar uyandığımda kan ter içindeydim. Rüyamda yine bir metre boyundaki siyah canlılar yanıma gelmiş ve etrafımda çember oluşturmuşlardı. Her tarafta kan izleri vardı. Çığlık sesleri yankılanıyordu. Hayatım boyunca böyle kötü bir kabus görmemiştim. O gün ölü gibi gezdim. Gördüğüm rüya aklımdan çıkmıyordu. Forumdaki birkaç arkadaşıma bahsettim. Onlar da bana "Sen musallata uğramışsın," dediler. Bunu ben de biliyordum artık. Fakat sebebini bir türlü çözemiyordum. İlerleyen günlerde kabuslar giderek artmaya başladı. Gözlerimi kapatmaya korkar hale gelmiştim. Antidepresan içmeden uyuyamıyordum. Kız ile ilişkim aynı rutinde devam ediyordu. Yaşadıklarımı ona anlatsam da beni yalancılıkla suçluyor, inanmıyordu. Ortak noktamızda olmadığı için ona görüşmek istemediğimi söyledim. Adeta çıldırdı ve intihar edeceğini söyledi. Bu durum beni çok korkutmuştu. Böyle bir vebale giremezdim. Kimsenin
benim için kendini öldürmesini göze alamazdım. Devam ettim. İlişkimizin 5. ayına girmiştik. Benim gördüğüm kabuslar devam ediyordu. Zaman ilerledikçe rüyamda daha tuhaf varlıklar görmeye başlamıştım. İş yerindeki işimi aksatmıyordum ama iş dünyam paramparça bir haldeydi. Adminlik yaptığım sitedeki arkadaşlarım da mantıklı şeyler söylemiyorlardı. Bir tanesi beni çok bilindik bir üfürükçüye götürmek istedi. Kesin bir dille reddettim. Annem ise benim psikolojimin kız arkadaşım yüzünden bozulduğunu, bilinçaltımdaki sıkıntıların korkunç sembollerle yüzeye çıktığını söylüyor, aranızı düzeltin, barışın, öfke biriktirmeyin diyordu. Kız arkadaşımın yüzünden psikolojimin bozulduğu bir gerçekti. Ama kabuslar asla psikolojimin bir ürünü değildi, bunu biliyordum. Bir gece oturma odasında uyuyakalmışım. Annem grip olduğu için o gün atölyeye gelmeyecekti, izin almıştı. O da televizyona dalmış bir şeyler izliyordu. Birden uyuduğum yerden doğrulup bana ait olmayan kalın bir sesle Arapça bir şeyler konuşmaya başlamışım. Annem çok korkmuş ve paniğe kapılıp bana bir tokat atmış. Kendime geldiğimde annem beni sarsarak "Sen benim oğlum değilsin. Benim oğlum nerede?" diye soruyordu. Tokat atıyordu bana. Bir an ayılıp "Anne, ne yapıyorsun? Neden vuruyorsun bana?" diye çıkıştım. Annem bir anda ağlamaya başladı. "Sana bir şey olmuş oğlum," dedi. "Durumun çok ciddi. Seni hemen bir hocaya götürmemiz lazım. Bu iş böyle olmayacak. En başta tembelliği yüzünden bahaneler uyduruyorsun. O kız seni sinirlendirdiği için bu hale geliyorsun sandım. Ama sen açıkça bir musallata uğramışsın. Ben sabahı edemem. Sakın sen de uyuma. Git bir abdest al. 2 rekat namaz kıl," dedi. Dediklerini yaptım. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Dualar ediyorduk. Sabah olunca annem bavulumuzu toplayıp "Yürü, gidiyoruz," dedi. Anneme dönüp "Ben İstanbul'da bir hocaya gideceğimizi sanıyordum," dedim. "Annem, senin durumun ciddi. Benim güvendiğim bir hoca var. Anneannelerin köyünde. Oraya gideceğiz," dedi. Otogara gittik. Otogardan 1 saat bekledikten sonra nihayet otobüs geldi. Otobüse binip anneannemlerin köyüne doğru yol aldık. Uykusuzluktan ikimiz de uyuyakalmışız. Bir ara rüya gördüm. Daha doğrusu kabus. Uyanıyorum ve az önce baktığım yeşil ağaçlar, tek katlı evler yok. Yerine gri bir tabaka var. Her yer koyu gri. Hiçbir şey yok. Yüzümü çevirip otobüstekilere bakıyorum. Tamamen boş. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü koltuğuna bakıyorum, boş. Sonra irkilerek uyandım. Kısa bir süre sonra da merkezde indik. İneceğimiz yere gitmek için 2 kez minibüs değiştirdikten sonra nihayet köye varmıştık. Annemin teyzesi hala köyde yaşıyordu. Annem hem hocayla hem de teyzesiyle konuşmuş ve durumu anlatmış. Bu yüzden teyzesi bizi görünce hiç şaşırmadı. İçeri girip üstümüzü değiştirdik. Ardından hocanın evine gittik. Kapıyı hocanın eşi açtı. Bizi içeri buyur etti. Hoca bana bakıp "Annen bana biraz durumundan bahsetti. Ama ben bir de senden dinlemek isterim. Ne zamandır bu haldesin? Nerelere gidiyorsun? İçkin kumarın var mı? Cünüp gezer misin? Kimlerle arkadaşlık ediyorsun?" gibi tuhaf sorular sormaya başladı. Hocaya "Bakın hocam," dedim. "Ben kendi halinde biriyim. Annem size anlatsın. İçkiyle, kumarla işim olmaz. Kimseye bir kötülüğüm dokunmaz. Bana da kötülük yapan birini tanımıyorum," dedim. Hoca "Tamam" anlamında başını salladı. Ardından eşinden su istedi. Su geldikten sonra hoca bana bakıp "Bana söylediğin şeyler doğru. Doğru olmasa zaten bunu anlardım," dedi ve anlatmaya başladı. "Sen bir kızla tanışmışsın 5-6 ay önce. Bu kız da senin gibi öteki alemle, gizemli konularla ilgileniyor. Ama bir sor, neden ilgileniyor? 6 yaşındayken pis bir su kenarında bilmeyerek bir Çinli ayı öldürmüş. Onlar çoluk çocuk olmasına bakmazlar. Bu yüzden kız arkadaşını sahiplenmişler. Onunla kim evlenmeye kalkarsa büyük bir musibete uğrayacak. Benden sana tavsiye, kaç kurtul evladım," dedi. Hocaya bakıp "Hocam, bu işin bir çaresi yok mu?" dedim. Hoca biraz düşünüp "Sana bir terkip vereceğim.
Eğer bunu okuyup 40 gün kıza içirebilirsen kurtulur inşallah. Ama senin kaderinde bu kız yok evladım. Bunu yine de bilmiş ol dedi. Hoca benim için de bir koruma tılsımı yaptı. Ertesi gün İstanbul'a geri döndük. Hemen kız arkadaşımla buluştuk. Gelirken anneni de getir dedim. Annesini birkaç kez görmüştüm. Annesi gelince bir ara kız arkadaşımın kalkmasından istifade edip ona durumu anlattım. Bunu 40 gün boyunca okursanız her şey düzelecek dedim. Annesi o eskidendi. Şimdi benim kızımda bir şey yok, musallat yok. Varsa sendedir diyerek beni tersledi ve masadan sinirlenip ayrıldı. İlerleyen günlerde üst üste devamlı aynı kabusu görmeye başladım. Siyahlar içinde üç varlık yanıma geliyor. Bana kalın ve boğuk bir sesle "O kız bizim, onu bırakacaksın." diyordu. Artık evde de tuhaf olaylar olmaya başlamıştı. Eşyalar kayboluyor, camlar, aynalar kendi kendine kırılıyor, kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Her an korku içindeydik. Bir sabah annem kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde havada porselen bir bardağın ters durduğuna şahitlik edince şoka girip bayılmıştı. Makineden yeni çıkmış temiz çamaşırların üzerinde devamlı çamur ve toprak vardı. Sıyırmanın eşiğine gelmiştik. Bardağı taşıran son nokta ise şöyle gerçekleşti. İzin günümdü. Evde oturuyordum. Site için birkaç resim hazırlamıştım. Ahmet abiye mail gönderdim. Ahmet abi telefonla beni arayarak "Bu resimler olmamış. Biraz daha gölge ver. Puntoları büyüt." dedi. "Tamam abi." dedim. "Seni bir süredir rüyamda görüyorum. Annen yanında olduğu için korkutmak istemedim. Bu yüzden de yüz yüzeyken konuşamadım. Sen iyi misin?" diye sordu. Ben de "İyiyim. Hayırdır abi?" dedim. "Nasıl gördün beni rüyanda?" "Üç karanlık varlığın seni ayaklarından sürükleyerek bir mezara atmaya çalıştığını gördüm. Bu rüyayı önce önemsemedim ama birkaç gündür devamlı rüya tekrar edince senin halini merak ettim. Bak oğlum, sen benim oğlum gibisin. Bunu biliyorsun. Sitede abuk subuk şeyler paylaşan çok insan var. Bunlara bakıp bir şeyler mi hazırladın?" dedim. Ben de şaşkınlıkla "Hayır abi, benim o tarz şeylerle ilgim yok. Sadece okuyorum, bilgi alıyorum. Ama işin aslı bir süredir bir kız arkadaşıma musallat olan varlıklar bana rahat vermiyor. Sana da önce anlatmak istedim ama rahatsızlık vermek istemedim." dedim. Ahmet abi, "Oğlum, kendine dikkat et. Sahiplenilmiş bir insanla yaşamak zordur. Sana da bulaşırlar. Hayatın kayar. Böyle çok olaya şahit oldun. Bunun önlemini mutlaka al." dedi. "Tamam abi." deyip telefonu kapattım. Bu esnada kız arkadaşım aramış. Telefonum meşgul çalınca da mesaj gönderdi. "Beni kimlere anlatıyordun?" diye kısa bir mesaj telefonun ekranına düştü. Aradım. Sesi normalden kalındı. Telefonu açar açmaz "Herkese yaydığına memnun musun?" dedi. Donup kalmıştım. "Senin benden kurtulmak için neler yaptığını biliyorum." dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Birkaç gün sonra onu buluşmak için tekrar çağırdım. Buluşacağımız yere doğru giderken içimden Felak ve Nas surelerini okuyordum. Biraz yaklaşınca bir ağacın altında kafasını tutarak ağladığını fark ettim. Yanına yaklaşınca bana hızlıca bir tokat atarak "Neden sabahtan beri kafama vuruyorsun?" dedi. Ben de "Ne vurması? Ben daha yeni geldim." dedim. Anladım ki onun durumu gerçekten çok sıkıntılı. Ben de artık delirmek üzereydim. Ona açıkça her şeyi anlattım. Yaşadığım kabusları, ondaki musallatı, A'dan Z'ye tek tek ifade ettim. Ama benim hasta olduğumu, acilen tedavi görmem gerektiğini, hatta şizofren olduğumu söyledi. Geçen gün telefonda "Sen de bunu itiraf ettin." dedim. İtiraz ederek "Ben seninle günlerdir konuşmuyorum." dedi. Telefondan çağrı kayıtlarını açtım. Gelen çağrı yoktu. Ne benim ne de onun telefonunda hiçbir kayıt onun beni aradığını doğrulamıyordu. Tüylerim ürperdi. Aslında o da kendinde bir musallat olduğunu açıkça biliyordu. Aslında bu yüzden bizim sitede takılıyordu. Ancak itiraf etmek istemiyordu. Ya da gerçekten haberi yoktu. Bilemiyorum. Onu sessizce dinledikten sonra "Artık devam edemiyorum." dedim ve ayrıldım. O günden bir hafta sonra kendi memleketimize döndük.
Zaten annemin emekliliği dolmuştu. Annemin ve teyzemin birikimleriyle kendimize bir kafe açtık, işletmeye başladık. O günden sonra o kızı bir daha hiç görmedim. Kabuslar da tamamen bitti. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu hikaye Derya isimli bir takipçim tarafından gönderildi. Hikayeyi onun ağzından seslendiriyorum. İyi seyirler. Adım Derya. 2015 yılında küçük yaşta evlendim. Gelin olduğum yer Kastamonu'da dağın başında eski bir köy. Yaşadığım ev eski, ahşap bir köy evi. Bilen bilir öyle evleri. Evin kapısının önünde de çok yaşlı, 100 yıllık ağaç var. Ağacın etrafının türbe olduğu söylenir. Ağacın etrafı eski mezarlarla kaplıdır. Kapının önlerinde çok gezmekten çekinir ve korkardım. Evlendikten 2 sene sonra hamile kaldım ve hamileliğim boyunca evde garip şeyler olmaya başlamıştı. Geceleri uyanır, üst katta birilerinin gezdiğini duyardım. Ev ahşap olduğu için biri gezinse ev gıcırdıyordu. Her gece bu sesleri duyup uyanırdım. Lavaboya çıkmaktan korkar olmuştum. Evdekilere, eşime, kaynanama, kayınpederime anlatmıştım. Onlar evin gıcırtısına alışkın oldukları için bana inanmadılar. Biri kalkmıştı. Sen onun sesini duymuşsundur dediler. Ben de daha fazla uzatmadım ama içimde hep bir ürperti vardı. Bir gün mutfakta bulaşıkları yıkıyordum. Üst katta yine birileri geziyordu ve hızlıca bir şeyin aşağıya indiğini duydum. Tahtalar öyle gıcırdıyordu ki ben çığlık attım. Kayınpederim hemen yanıma geldi. Ne oldu? Fareden mi korktun kızım dedi. Evde fare de oluyordu bazen. Köy evi sonuçta. Hayır, evde birileri geziyor baba. Neden inanmıyorsunuz bana dedim. Tamam gel, biz sana inanıyoruz dediler. Su falan içirdiler. O gece üst kattaki muslukların kendi kendine açılıp kapandığını duydum. Artık kafayı sıyırdığımı düşünmeye başladım. Çünkü bu durumu bir tek ben yaşıyor gibiydim. Bunları her zaman duyar oldum. Çok fazla korktuğumdan olsa gerek, artık bunlar bana normal gelmeye başlamıştı. Hamileliğim boyunca bu gariplikler devam etti. Bir gece üst katta güneş enerjisinin borusunun patladığını duyduk. Nasıl oldu anlamadım. Gece 3'te eşim ve ben uyandık. Yukarı çıkıp baktığımızda çok fazla ses çıkıyordu borudan ve bayağı su akıyordu. Eşim bana aşağıya in, aşağıdaki suyu kapat dedi. Ben de sen insan olmaz mı? Üşeniyorum aşağıya inmeye demiştim. O da lütfen sen git, benim de uykum var. Hadi halledelim şu iş dedi. Peki tamam dedim ve gözlerimi ovarak aşağıya inmiştim. Işıkları açtım. Aman Allah'ım, bir de ne göreyim. Evin tavanına yakın boyda, siyah çarşaflı, upuzun bir varlık karşımda durmuş bana bakıyordu. Ben de gözlerimi hızlı bir şekilde kapatıp açıyordum. Gözlerimi ovdum. Bir baktım varlık kayboldu. Ben o kadar çok korkmuştum ki bu hamile halimle nasıl üst kata koşarak çıktığımı anlamadım bile. Ama korkudan ışıkları kapatmadan çıktım yukarı. Yukarı çıktığımda yukarıda ne ses vardı ne de eşim. Yatak odasına gidip baktığımda eşim yatağında yatıyordu. Bana inanmıyorlar diye eşime söylemeden hemen yattım yatağıma. Sonra aylar geçti. Ben doğum yaptım ve eşimle ayrı yatıyorduk. Bebek ağlayıp eşimi uykusundan etmesin diye ben aşağı katta misafir odasında yatmaya karar verdim. Tek başıma korkmuyordum artık. Alışmıştım bu duruma. Eşim üst katta, ben aşağı katta tek başıma bebeğimle uyuyordum. Bu aralar eşimle de çok kavga etmeye başlamıştık. Sebebi ne bilmiyorum ama benden acayip bir şekilde soğumuştu. Aramıza bir şey girmişti. Hiçbir şey normal gitmiyordu. Ben umursamaz birisiydim. Eşimin bu halini umursamıyordum. Normal karşılıyordum. Loğusalık dönemimde olduğu için olsa gerek her gece beni bir şeyler korkutuyordu. Bir gece rüyamda deprem olduğunu, ahşap evin üzerime yıkıldığını gördüm. Hoplayarak uyanmıştım. Terlemiştim. Çocuğa baktım.
bu sese uyanmış olması gerek demiştim ama mışıl mışıl uyuyordu. Besmele çekerek yatıyordum ki birden içimden pencereden bakma isteği geldi. Pencereden baktım. Ay ışığı vardı. Etrafa göz gezdirdiğimde köyün köpeklerinin bizim evin önüne toplanmış öylece bizim cama baktığını fark ettim. Zaten kediden köpekten çok korkarım. Bir de öylece cama bakınca hemen yattım yatağıma. Diğer gece de uykuda bacaklarıma yılanlar, fareler dolandığını gördüm. Her gece korkutluyordum. Yine kimseye anlatmadım. Nasıl olsa inanmıyorlar diye. Bir gün gece nasıl oldu anlamıyorum. Evde kimse yoktu. Bir köye misafirliğe gitmişlerdi. Ben de çocuğum ve ninesiyle birlikte kalmıştım evde. Üst kata çıktım. Şarıl şarıl su akıyordu. Gece gece üst katın ışıklarını açtım. Birden göreyim. Karşımda birbirlerine benzeyen 40'lı yaşlarda iki tane adam vardı. Biri abdest alıyordu. Biri de yanındaydı. Hızlı bir şekilde yanıma geldiler. Karşıma dikildiler. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Korkma kızım korkma dediler defalarca. Tamam da amca korkmuyorum. Siz de kimsiniz? Evimizde ne arıyorsunuz dedim. Kızım biz öteki alemden gelen evliyalarız dedi. O kadar çok korktum ve titremeye başladım ki altıma yapabilirdim. Kendimi topladım. Peki benden ne istiyorsunuz dedim. Senden bir şey istemiyoruz. Kayınvalidenin derisini yüzmeye geldik dedi. Ben daha da çok korkmaya ve titremeye başladım. Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. Ben duayı okurken kayınvalidemin odasından bir kadın çıktı. Çirkin, korkunç bir kadındı. Kadın bana doğru geliyordu. Ben de geri geri gidiyordum. O bana yaklaştıkça geri adım attım. Zaten üst katın merdiveninin başındaydım. Merdivenden aşağıya düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Birisinin beni sirkelediğini hissettim. Uyandırmaya çalışıyorlardı beni. Sana ne oldu dediler. Uyandığımda sabahtı. Ben bunları gerçekten yaşadım mı? Yoksa hepsi bir kabus muydu? Anlam veremiyordum. Elimi yüzümü yıkadım. Bana nasıl düştüğümü soruyorlardı. Anlattım. Fakat yine inanmadılar. Artık üst kata çıkmıyordum bile. O gece bir sürü dualar okuyarak uyumuştum. Korkuyordum. Yine aynaları başıma gelirdi. Ve yine korktuğum başıma geldi. O iki adamı yeniden rüyamda gördüm. Ama bu seferki rüyaydı. Bundan emindim. O gördüğüm geceden farklıydı. O iki adam beni zorla bir dağın başına, tepe gibi bir yere götürdüler. Geceydi. Mezarlık vardı. Ve onların mezarlarıymış. Beni ittiler mezarlığın içine. Yine çığlıklar içinde uyandım. Eşim ne olduğunu sordu. Ne olur ben hiç iyi değilim. Beni bir hocaya götürün dedim. Eve bir hoca getirdiler. Hoca evde büyü olduğunu söyledi. Bu büyünün karı kocayı ayırmak için yapıldığını söyledi. Büyünün çok tesirli bir büyü olduğunu, çözülebilmesi için ne büyüsü olduğunu ve ne şekilde yapıldığının öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Hoca evin her yerini aramış fakat büyüyü bulamamış. Daha sonra beni ve evi korumak için bazı dualar yazmış. Bana ve evin belli yerlerine dualar bıraktı. Hoca bana da bazı yapmam gerekenleri anlattı. Ben de dediklerini harfiyen yaptım. Fakat büyüyü bozamamıştı. Kim yaptıysa iki defa üst üste yapmış. Zaten anlamıştım. Eşimle ben hamileliğimden sonra hep kavga ediyorduk. Benden o kadar çok soğumuştu ki yüzümü göresi yoktu. Bizim kavgalarımız ilerlemişti. Eşim benle aynı odada bile kalmak istemiyordu. Eşimle biz düzelemedik. Ben hala korkuyorum. Cinler artık bana gözükmeseler de korkutuyorlardı. İşin asıl kötü yanı da biz bu kavgalara daha fazla dayanamayıp boşanma kararı aldık. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ahmet elinde valizi köşede otobüsten inmişti. Bundan sonra köyüne yayan gidecekti. Gökte ne de çok yıldız vardı. Askerlik bitti. Dudu, çok şükür az sonra sana kavuşacağım diye geçirdiği içinden. Yürüyordu yolu.
Ekim ayının serin bir gecesiydi. Bozkır, ucu bucağı belli olmayan bozkır, önünde uzayıp gidiyordu. Çocukluğu aklına geldi birden. Yaz geceleri annesiyle babası odalarında yatarken o kız kardeşleriyle damda yatardı. Yer yataklarında gece yarılarına kadar kikir kikir gülerek kendi aralarında şakalaşırlardı. En ilginci de gökteki yıldızları aralarında paylaşırlardı. Ahmet, sabaha karşı görünen en parlak yıldız olan demir kazık, çoban yıldızını severdi. Yolun kenarında biçilen ekin tarlaları görünüyordu. Harman sonu, düğün gününü kararlaştırmışlardı. Dudu'nun babasıyla kendi babası. Babası, sağlıcakla tezkereni al gel, düğününü yapalım oğlum diye mektup yazmıştı. Trene binerken kuracağı yuvanın düşünü kuruyordu. Kompartımanda yaşlı bir adamla genç bir kadın vardı. Oğul, pek dalgınsın. Dikkat ettim. Yüzün hiç gülmüyor. Bir sıkıntı mı var diye sormuştu yaşlı adam. Gülümsemişti. Tezkeremi aldım. Vatan borcunu yapıp köyüme, sevdiklerime dönüyorum amca diye cevap vermişti. Adam, nerelisin diye sormuştu. Köyünün adını söylemişti. Tren birkaç istasyonda durmuş, inenler binenler olmuştu. Yol yorgunluğunun üstüne uyku da bastırmıştı. Trenin sarsıntılı sesi, arada bir çalan düdüğü, askere giderken kendisi gibi son tertip olan asker adaylarının, kiminin neşeli, kiminin yakınlarının gelmemesi nedeniyle buruk olmasını anımsadı. Ahmet Efendi, askerlik bitti, köyündesin işte diye söylendi kendi kendine. Annesiyle babası, bacıları, kim bilir nasıl şaşıracaklardı. Tezkere gününü yazmamıştı babasına, sürpriz yapacaktı. Dudu, yeşil gözlü, yay kaşlı yavuklusunu karşısında görünce kim bilir nasıl sevinecekti. Yanıklar köyünde, şimdiye kadar böyle düğün ne gördük ne de yaşadık. Aşk olsun Ahmetlere diyeceklerdi. Köyün mezarlığına gelmişti. Taşlarla çevrili mezarlığın yanından geçerken içi ürpermişti nedense. Oysa askerlikte nöbet tutarken karşıda mezarlık vardı. Her gün bu mezarlığa cenaze arabasıyla erkek, kadın, çocuk, yaşlı, her dinden, her mezhepten cenaze geliyordu. Müslüman mezarı hemen belli oluyordu. Mezar taşının üstünde ay ve yıldız, ölenin adı, cinsiyeti, doğum ve ölüm tarihi, baba adı, memleketi yazılıydı. Mezarlığı geçmişti ki arkadan sinsice yaklaşan bir tilki bacağını ısırdı. Vay kör alısı hayvan diye tilkiye yerden bir taş alıp attı. Tilki çoktan karşıya geçip mezarlığa girmişti. Köye girdiğinde gecenin bir yarısı olmuştu. Köy derin bir uykudaydı. Işıklar sönmüş, gökyüzünde bir ay vardı. Hava açıktı. Ayak sesine köyden birkaç köpek havladı. Avlu kapısından girdi. Dut ağacına zincirle bağlı, kara kıllı, kulakları kesik bir köpek, sahibini tanımadığından zinciri koparmak için yırtınırken Osman Efendi ayak yoluna çıkmak için taş merdivenden iniyordu ki karşısında valizli, uzun boylu, sırtında gocuk Ahmet'i birden karşısında görünce tanıyamadı. Hayırdır inşallah, bu eli valizli kim, bu gece vakti gelen diye söylendi. Ahmet gülümseyerek ay ışığında balmum gibi sarı yüzlü babasına baktı. Baba, beni tanımadın mı dedi. Ben Ahmet. Adam, Ahmet, oğlum diye sesi titredi. Hayır mı oğlum? Gece vakti insan gelir mi? Gündüz gelir insan. Hadi yukarı çık. Ben de su döküp geliyorum dedi. Ahmet, babasının açık bıraktığı kapıdan girdi. Osman Efendi de işini yaptıktan sonra merdivenden eve çıktı. Ahmet, elindeki valizi kapı girişine koydu. Sonra babasının eline geldi. Yaşlı adam oğlunun yüzünü öptü. Delikanlı babasına, annemle kardeşlerimi uyandırma baba, sabah olsun, görüşürüm onlarla dedi. Yaşlı adam, yol yorgunusun oğlum, yatağını yapsınlar da yat dedi. Baba, sen rahatına bak, ben şu sedire uzanırım dedi. Osman Efendi bir battaniye getirdi. Uyuyanın üstüne kar yağarmış, şunu üstüne ört Ahmet. Yastığa başını koyar koymaz uyudu.
O sabah erkenden uyanan Ahmet, ocakta süt kaynatan annesinin elini öptü. Yaşlı kadının sevinçten gözleri dolmuştu, sarıldı oğluna. ''Anacığım nasılsın, hastalığın nasıl oldu?'' dedi. Yaşlı kadın, ''Yaşlandık artık oğlum. Baban şehre götürdü, doktora gösterdi, şu kırmızı hapları verdi. Kullanalı, dizimin ağrısı azaldı.'' dedi. Sabah namazını kılan Osman Efendi, karısına, ''Süt piştiyse Ahmet'e koy da içsin.'' dedi. Delikanlı, sizde ne var ne yok?'' dedi. Yaşlı adam, ''Biz iyiyiz oğlum. Maşallah, askerlik sana yaramış. Ne o, çorabı niye çıkardın? Evde kolonya var mı? Namussuz tilki ısırdı.'' dedi. Yaşlı adam, ''Durup dururken tilki ısırmaz oğlum. Doktora gitsen iyi olur.'' dedi. Ahmet güldü. ''Tilkinin ısırığından ne olacak baba? Alt tarafı bir sıyrık.'' Kezban, abisine sarıldı, öptü. Ahmet gülerek, ''Kız, büyümüşsün. Hem de güzelleşmişsin.'' dedi. Kızın yüzü kızarmıştı. Sonra kardeşine, ''Dudu'nun haberi yok. Git geldiğimi haber ver. Ben de yarın giderim.'' dedi. Dudu, Ahmet'in askerden tezkeresini alıp gelmesine çok sevinmişti. Çeyizini düzmüş, kaynanası, kayınbabası ve Ahmet'le şehre giderek gelinliğini almışlar. Sonra kız eviyle anlaşarak gelin için gerekli eşyaları almışlar. Düğün gününü kararlaştırmışlardı. Ekim'in ikinci haftası. Cumartesi günü başlayacak düğün. Pazar günü gelinin baba evinden alınıp oğlan evine götürülmesiyle son bulacaktı. Osman Efendi düğün sofrasını üst kata kurdurmuştu. Kadınlar alt kattaydı. Üst kat yetmediği için bahçenin içine de masalar atılmıştı. Evin çatısına bir bayrak, bayrak direğine de elma takılmıştı. Komşu köyden, şehirden gelen misafirler üst kata alınıyordu. Davulla zurna oğlan evinin kapısında okuntuya gelenleri selamlarken okuntucular davulcuyla zurnacıya gönlünden ne koparsa veriyordu. Osman Efendi silah atılmasını istemediği halde delikanlılar, erkekler ya halay çekerken tabancanın namlusuna kurşun sürüp tetiğe basıyorlardı. Ahmet rakının verdiği mahmurlukla başı dönüyordu. Ama hareketleri bir garipti. Onu tanıyan delikanlılar Ahmet'i rakı çarptı galiba diye gülüyorlardı. Dudu'nun eline kına yakılırken kızlardan bir tanesi türkü söylüyordu. Adet olduğu üzere gelin ağlatılıyordu. Dudu ağlasa da hem ağlarım hem giderim misali içi heyecandan titriyordu. Ahmet Dudu'yu kuaföre götürerek saçlarını yaptırmış, kendisi lacivert bir elbise ve beyaz bir gömlek, ayaklarına da siyah bir makosen ayakkabı almıştı. Gerdek odasına girdiklerinde ikisi de heyecanlıydı. Ahmet'in bakışları bir garipti. Kızı öperken canını acıtıyordu. Ama Dudu heyecandan sanarak katlanıyordu buna. Giderek delikanlının hareketleri daha da dengesizleşmişti. Kızın neresi gelirse ısırıyor, göz bebekleri büyüyor, ağzından beyaz köpükler geliyordu. İmdat diye bağırdı kız. Kapının önünde bekleyen yengelerden bir tanesi duydu kızın çığlığını. Kızın çığlığına utanmayı neyi bir tarafa bırakarak odaya girdi. Manzara korkunçtu. Kızın her tarafı diş izi ve kandı. Aman Allah'ım, Ahmet kudurmuş diye ağzı çıktığı kadar bağırdı. Sesi duyan Sadık Hüseyin içeri daldı. Belinden tabancayı çıkarıp kızın üstüne abanan Ahmet'i tam kafasına nişan alıp tetiğe bastı. Odanın içini önce şiddetli bir patlama aldı. Sonra Ahmet sırtüstü devrildi. Osman Efendi'nin nutku tutulmuştu sanki. Ahmet'in annesi kalp krizi geçirirken iki kız kardeşi yerde cansız yatan, ağzının kenarında köpükler olan ve damat elbisesi, beyaz gömleği kan içindeki talihsiz ağabeylerine ve muradına eremeyen geline ağlayarak bakıyorlardı. Zavallı Dudu, eli yüzü kan ve diş izleri içinde korkudan titriyordu. Yaşadığı korkunç olayın etkisinden hala kurtulamadığından şoka girmişti. Sadık Hüseyin, karakolda alınan ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. Dudu'nun ailesi o olaydan sonra köyden göç etmişti. Dudu kurtuldu mu yoksa kudurup feci şekilde öldü mü
aile nereye gitti, başlarına ne geldi bilen yok. Ama her Ekim ayında Dudu kızın düğününün olduğu gün uğursuzluk sayıldığından evlenen gençler gerdek gecesini o güne denk getirmezler. Ve gelinli kızlar her Ekim ayında oturup ağlar Ahmet'in mezarı köyün girişindeki mezarlıkta. Etrafı taş duvarla çevrili mezarlığın içinde en yeni mezar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşadığım şeyler bazıları için son derece ürkütücü ve korkunç olabilir. Ancak benim için hiç de öyle olmadı. 19 yaşındaydım. Babacığımı kaybedeli 6 ay kadar olmuştu. Hayatta yalnızdım. Babamdan bana kalan maaş, evin kirasına ancak yetiyordu. Komşularımın yardımları da kesilmişti artık. Bu süre içinde kendime bir iş bile bulamamıştım. Her yere başvurdum. Çalmadığım kapı kalmadı. Tanıdığım çok fazla kimse olmadığından mahallemizin bakkalı Hikmet amcaya da iş aradığımı söylemiştim. Sonuçta bakkalın geleni gideni çok olur. Belki bir iş çıkar diye düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm. Bir akşam penceremin camına tıkladı. Elif kızım, bak hele, Hikmet amcanın sesiydi. Hemen koştum camı açtım. Buyur Hikmet amca dedim. Şu tepedeki evlerden birinde yaşlıya bakmak için birini arıyorlarmış. Yarın bir bak istersen. Adres burada yazıyor dedi. Elime bir kağıt verdi. Tamam Hikmet amcam, Allah senden razı olsun dedim. Kağıdı alıp içeriye girdim. Öyle sevinmiştim ki sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sabah olur olmaz düştüm yollara. Cebimde param çok azdı. Yürüyerek gitmeliydim. Olur ya, belki işe alınmazsam en azından ekmek param olmalıydı. Çok fazla uzak değil ama tepede olması biraz yorucuydu. Her gün bu yolu yürüyerek çıkmak zor olacak benim için diye geçirdim içimden. Sabaha kadar adresi ezberlemiştim bile. Etrafta 3-5 tane ev vardı. Onlardan biri olmalıydı. Kolayca evi buldum. Çok büyük, eski bir köşktü. Etrafı taş duvarlarla çevrili, duvarların üzerinde belki de asırlık sarmaşıklar vardı. Girişte, ön bahçede mermerden yapılmış küçük bir süs havuzu vardı. Bahçenin çevresi ağaçlarla kaplıydı. Ağaçlar öyle büyüktü ki sarmaşıklar gibi onlar da asırlıktı. Ya da ben öyle hissetmiştim. Ön kapıya gelince tam elimiz ile uzatacakken köşkün ahşap kapısı yavaşça açıldı. İçeri doğru uzandım. Kimse yoktu. Kapıya bağlı bir ip yukarıya doğru çekiliydi. Yaşlı bir kadın sesini duydum. Gel yavrum, yukarıya gel diye. Kapının karşısındaki mermer merdivenlerden yukarıya çıkarken içeriye şöyle bir göz gezdirdim. Yüksek tavanlar, tablolarla dolu duvarlar, ahşap mobilyalar, büyük büyük şamdanlar, eşyalar bile çok eskiydi. Ev çok kalabalıktı, perdeler çok kirli, is içindeydi. Yukarı çıktığımda yaşlı karı koca pencerenin önüne oturmuşlar, bahçeyi seyrediyorlardı. Onlara merhaba deyip kendimi tanıttım ve ne için orada olduğumu anlattım. Konuştuk. Yaşlı teyze, teyze diyorum ama içimden ona anneanne demek geldi. Kızım, biz yatılı çalışacak birini arıyoruz. Bakıma ihtiyacımız var. Bir evladımız var ancak o başka şehirde yaşıyor. Burada bizden başka kimse yok. Bizimle yaşamayı kabul edersen hemen işe başlayabilirsin. İstediğin kadar para veririz dedi. Gelenler çok oldu ama kimse yatılı kalmayı kabul etmiyor. Birisi kabul etti. İki gün sonra bıraktı gitti diye de ekledi. O sözünü bitirince ben işi kabul ettiğimi söyledim. Şaşırdılar. İkisi de çok sevindiler. Birbirlerine sarıldılar. Çok mutluydular. Nedenini sormadılar bile. Ben de yalnızdım. Ev kira. Üstelik komşularımdan bazıları evlenmem için sürekli uyarı yapıyorlardı. Genç kız yalnız yaşayamaz. Sana yardım edelim. Seni helal süt emmiş biriyle evlendirelim demeye başladılar. Arkası bitmiyordu. Bu yatılı işi
benim için iyi olmuştu. Onlara bugün gidip eşyalarımı alıp komşularımla helalleşeyim, yarın aynı saatte gelirim dedim. Anlaşmıştık. Onlar da mutlu, ben de çok mutluydum. Sabah tüm komşularımla vedalaşıp helalleştim. Bakkalımız Hikmet amcanın yanına gittim. Her şey için ona teşekkür ettim. Helalleşip ayrıldım. Köşke bir gün önce giderken çok yorulmuştum. Oysa bir sonraki gün yolculuğumda sanki uçarak gidiyordum. Çok heyecanlıydım. Geldiğimde kapı açıktı. Pencereden görmüşlerdi geldiğimi. Artık çok tatlı, nur yüzlü, tonton anneannem ve dedem de onlar benim. Ne lazımsa yaz buraya dedi anneanne. Telefonla marketi aradı. Yarım saat içinde her şey eve gelmişti. Onlara çok güzel yemekler yaptım. Evin her tarafını aylarca temizlesem bitiremezdim. Öyle tozluydu. Ancak alt katı tamamen bitirmiştim. Onları alt kata indirdim. Üst katın temizliğini sonraki günlere bırakmıştım. Onları banyolarını yaptırdıktan sonra odalarına yatırdım. Bana çok dua ettiler. Buraya gelen hiç kimse ev işi yapmadı. Sadece ilaçlarımızı ve yemeğimizi verdi dediler. 2 ayda bir doktor gelir muayene edermiş. Kanlarını alıp tahlile gönderirmiş. Oğlu gelmezmiş ancak uzaktan da olsa anne babasının bakımını ihmal etmezmiş. Bunları anlattılar. Onları yatırdıktan sonra onlara yakın olan odayı seçtim. Ben de oraya yerleştim. Tam yatacaktım ki fısıltıyla konuşan insan sesleri duydum. Meraklandım tabii. Yavaşça perdenin arasından baktım. Dışarısı da karanlık. Pek fazla anlaşılmıyor. Ancak bahçede 6-7 kişinin oturan gölgeleri gözüküyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Seslerini duyuyorum. Onlar beni görmüyorlar. Birisi ağlıyor. Ağlama sesi duyuyorum. Acaba köşkün arka tarafı başkasının bahçesine mi bakıyordu? Bunu sabah olunca anlayacaktım. Yatağıma başımı koyar koymaz uyumuşum. Sabah namaza kalktım. Penceremi açıp baktığımda bahçede 8 tane mezar gördüm. Biri çocuk mezarıydı. Hepsinin başında kim oldukları, doğum ve ölüm tarihleri yazıyordu. Ve köşkün arka bahçesi o kadar büyüktü ki ormana açılan kapısı vardı. İlk aklıma gelen akşam duyduklarım neydi sorusuydu. Sonra herhalde mahallenin gençleridir dedim kendi kendime. Daha sonra hep birlikte namazlarımızı kıldık. Kahvaltımızı ederken mezarları sordum onlara. Köşkün eski sahipleri, yani nineleri, dedeleri olduğunu söylediler. Birisi de bebeğini dünyaya getirirken bebeğiyle birlikte vefat etmiş. Eskiden insanlar ölülerini evlerinin bahçelerine gömermiş. Ondan öyle diye bir açıklama yaptılar. Korkma, biz senelerdir buradayız. Ölüden insana zarar gelmez dediler. Bunu gülerek söylediler. Onlar gülünce ben biraz endişelendim tabii. Onlara seslerden bahsetmeyi unutmuşum. Gece odama girip aynı sesleri tekrar duyduğumda onlara bunu söylemediğimi hatırladım. Perdenin arasından baktığımda aynı gölgeleri tekrar gördüm. Yine ağlayan bir kadın, yine fısıltıyla konuşan gölgeler gördüm. Üstelik tam da mezar taşlarının üstünde oturuyorlardı. İyice meraklandım. Onları izlediğimi anlamasınlar diye üst kata çıkıp bahçeye bakan balkonun ışığını açıp aşağıya odama gittim. Tekrar yavaşça perdeyi aralayıp arasından baktım. Bunu yaparken kalbim ağzımdan çıkacakmış gibi oluyordu. Öyle hızlı çarpıyordu ki kalbimin sesini duyacaklar diye korktum. Işık dikkatlerini çekmemişti bile. Hala konuşuyorlar. Hala ağlayan kadın ağlamaya devam ediyordu. Anlam veremedim. Birkaç saat bekledim. Aynı, değişen bir şey yok. Sonra her gece yaptığım gibi yatağıma oturdum. Ailemle birlikte tüm geçmişlerimiz için Fatiha ve İhlas surelerini okuyup Rabbime duamı ve şükrümü ettim. Yatağıma uzandığımda sesler kesilmişti. Duramadım. Tekrar uzanıp
Perdenin arasından dışarıya baktım. Konuşmuyorlardı. Ancak yüzleri bana dönük oturuyorlardı. Allah'ım, o kadar korktum ki hemen perdeyi kapattım. Uyuyamadım. Sabaha kadar bir sağ bir sola döndüm durdum. Ancak sabah olmak bilmedi. Sabah ezanları okunmadan önce baktığımda hala orada oturuyorlar ve hala benim pencereme bakıyorlardı. Bu sefer iyice net gördüm. Beyaz giysili kadın ve adamlardı. Yaşlıydılar. Bir genç kadın ve kucağında bebeği vardı. Sonra onlara bakarken sabah ezanı okunmaya başladı. Ezan okunurken birden kayboldular. Oldukları yerde aniden kayboldular. O zaman anladım ki onlar o mezarlarda yatanlardı. Anlaşılan sıkıntıları çoktu. Anneanneyle de bu durumdan bahsetmedim. Günlerini iyi geçirmelerini sağladım. Onları ön bahçeye çıkardım. Güneşlendirdim. Bahçede onlarla piknik yaptık. Beni çok sevmişlerdi. Çocukları gibi. Elimi tutuyorlar. Saçımı okşuyorlar. İyi ki geldin deyip Allah'a şükrediyorlardı. Hep teşekkür ediyorlardı. Günlerden perşembeydi. Ve yine akşam olmuştu. Babamla beraber her perşembe akşamı Yasin suresini okur, inanıp iman etmiş tüm Müslümanların, din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ederdik. Ben babam öldüğünden beri devam ettim. Hep okudum. O gece onlar yine oradaydılar. Akşam ezanından sonra çıkıp sabah ezanına kadar orada oluyorlardı. O gece onlar için ayrıca okudum ve gördüm ki tamamen yok oldular. Sesleri duyulmadığı gibi gölgeleri de kaybolmuştu. Anladım ki huzur istiyorlardı. Okuyanları, onlar için dua edenleri yoktu. O geceden sonra her gün yatmadan önce Yasin suresini okudum. Birkaç gün sonra rahatsızlandım. Başım dönüyordu. O gece okuyamadan yatmıştım. Gece yarısı bir tıkırtı sesiyle uyandım. Sesi dinledim. Penceremi biri tıklıyordu. Çok korktum. Perdeyi aralayıp baktığımda hepsi de pencerenin önündeydi. Bana bakıyorlardı. Nur gibi yüzleri vardı. Güzel bakıyorlardı. Sanki bir şey isteyeceklermiş de çekiniyorlarmış gibi. Anladım. Hemen kalkıp abdestimi aldım. Başladım okumaya. O geceden sonra her gece okudum. Okuyamadığım zamanlarda sesimi kaydedip pencereden teyiple onlara dinlettim. Arkasından duasını da yapıyordum. İşe yarıyordu. Onların huzur bulduğunu görünce ben de huzur buldum. Sonraları anladım. Neden insanlar kaçıyor, gelmiyorlar. Anneannenin oğlu bile gelmediğine göre sebep bu demek ki. Ama biz mutluyuz. Güzel bir aile olduk. Korkularım var tabii ki. Ancak anneannemle dedemi kaybetmek gibi. Onlarsız yaşamamak gibi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Soğuk bir Aralık gecesiydi. Dışarıda kar canları dövüyordu. İçeride sobanın yalınları tavana yansıyordu. Yatağımda yatıyor, telefonumdan müzik dinliyordum. Daha sonra kalktım. Sobaya birkaç odun attım. Kovadaki odun bitmişti. Bu gece uyumaya da niyetim yoktu. Bu yüzden odun almaya, aşağıya inmeye karar verdim. Salona doğru yürüdüm. Salonun ışığını açtım. Merdivene inmeden önce fenerimi açtım ve aşağıya inmeye başladım. Odunluk binanın girişinde bir merdiven boşluğundaydı. İnince bir elimle telefonun ışığını odunluğa tutarak bir elimle de odun doldurmaya başladım. O sırada sırtımda soğuk bir nefes duydum. Ürpermiştim. O anki korkuyla ne yapacağımı bilemedim. Birkaç saniye sonra ne olursa olsun diyerek hemen arkama döndüm. Hiçbir şey yoktu. Fakat korkum geçmemişti. Kovamı alıp hızlı adımlarla merdivenlerden çıktım. Eve girdim. Eve girdiğimde yaktığım ışık sönmüştü. Biraz daha ürpererek anahtara bastım. Yanmadı. Belki elektrikler kesilmiştir dedim. Sobanın yandığı odaya girdim. Oranın anahtarına da bastım. Işık yanmıştı. Kendimi ampul patlamıştır. Her zamanki şeyler diye telkin etmeye başlamıştım ki
Odanın ışığı da söndü. Buhrana girdiğimi düşünmeye başladım artık. Sobaya odunları atıp yatağıma uzandım. Uyumaya karar vermiştim. Bu sefer bir türkü açtım. Türkü eşliğinde uykuya daldım. Rüyamdan bir sarsıntıyla uyandım. Deprem mi oluyordu? Tavandaki ampule baktım hemen. Sallanmıyordu. Peki neydi bu sarsıntı? Sanırım bu gece zihnim bana türlü türlü oyunlar oynuyordu. Korku bir yerden kaçıp düşünceme sığınmıştı ki birkaç tesadüfle iyice büyüyordu. Mutfağa gidip bir bardak su içmeye karar verdim. Fenerimin ışığını açarak mutfağa ilerledim. Korkumu düşünmemek için bir türkü tutturdum. Mutfağın ışığını açarak bir bardak aldım ve suyumu doldurup içtim. O sırada mutfağın tül perdesinin arkasında bir karartı gördüm. Türkü kesildi kaldı dudağımda. Bardak kaldı elimde öylece. Donup kaldım. Işık o an sönmüştü ve tekrar yandı. O şey her neyse kayboldu. Ben yerime mıhlanmıştım sanki. Birkaç dakika sonra çözüldü. Bardağı yere bırakıp, ışığı kapatıp içeriye döndüm. Döndüğümde kendi kendine sönen ışık açılmıştı. Artık kendimi teskin edemezdim. Evden kaçıp gidesim vardı ama bu karda kışta sokağa çıkmak daha kötü olurdu. Apartmanda kimse yoktu. Annemlerse çok uzaktaydı. Birkaç gün gelmeyecekti. Mecbur uyumaya çalışarak gündüzü bekleyecektim. Birkaç saat debelendikten sonra uyumuşum. Kabuslarla sürekli bölünen uykumdan uyandığımda sabahın 6'sıydı saat. Hava henüz aydınlanmamıştı. O sırada bir ses duydum. Kulağımın dibinde kabuslarımın sesini bilmediğim bir dilde bir şeyler söylüyordu. Bu bir kabus olamazdı. Az önce uyanmıştım. Kendimi çimdikledim. Acıyı hissettim. Ben gerçekten duyuyordum sesleri. Deliriyor muydum yoksa? Bu kadar yeter. Kaçıp gidecektim artık bu evden. O sırada yanındaki camdan bir ışık yükseldi. Onun içinden periler kadar güzel bir kız çıktı ve akan nehirler kadar berrak sesiyle bana "Benimle gel, kurtulacaksın." diyerek elini uzattı. Tam camı açıp eline uzanıyordum ki bir rüyadan uyanır gibi oldum. Gözlerimi açtığımda bir ayağım pencereden dışarıya doğru sarkmıştı. Zamanında kendime gelmeseydim belki de düşecektim. Hemen banyoya koştum. Bir abdest aldım. Sabah namazını kılıp dualar okudum hep. O sırada gün aydınlanmış, bütün korkular yeryüzünden sıyrılıp gitmişti. Öğlene doğru annemler geldi. Oturduk, çay içtik. Cenazeden dönüyorlardı. Yorgunlardı. Biraz yatıp dinlendiler. Akşama doğru yemekten sonra çay faslında bu yaşadığım durumu annemlere anlattım. Annem epeyce korkmuştu. Okuyup üflemeye başladı hemen. O sırada babam düşünüyordu. Bana bir soru sordu. Kaçta uyanmıştın sen? En son hatırladığımda saat 6 sıralarıydı dedim. Annem hayretler içinde bana bakıyordu o sırada. Babam biraz düşündü ve dedi ki, kızım yolda mola vermiştik biz. Oturmuş çay içiyorduk. O sırada temiz yüzlü bir zat geldi yanımıza. 80 yaşlarında bir amcaydı. Bize susuz olduğunu, günlerdir yolda olduğunu söyledi. Benim işaretimle ablan hemen su alıp getirdi. O amca hemen suyu içti. Biz de sıcak bir çorba içip içmeyeceğini sorduk. Sağ olun, bu bana yetti dedi. Israr edince de saat 6 olmuş. Beni bekler o çaresiz çocuk. Uyandırmalıyım deyip yürümeye başladı. O sırada otobüs kalkıyordu. Ona yetişmeye çalışırken arkamı döndüm. Bir baktım yoktu ama mümkün değildi. Yaşlı bir adamın bu hızla gözden kaybolması. Söylediği sözleri düşüne düşüne nasıl kaybolduğunu anlamaya çalışarak geldim bu yolu. Demek ki hikmeti buymuş. O çocuğun sen olduğunu düşünüyorum kızım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah bizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İlk hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Size anlatacağım bu olay, üniversiteye hazırlandığım yıllarda başımdan geçen olaylardan sadece bir tanesi. Geceleri çalışmak bana daha cazip gelirdi hep. Bu yüzden en erken saat 4'te yatardım. Bir gece ablamla aynı odayı paylaşmak zorunda kalmıştım.
ablamın odasına karton piyer yapılıyordu. Ablam her zamanki gibi erkenden uyudu. O gece tarih çalışıyordum ve öyle bir kaptırmıştım ki kendimi. Yaklaşık 4 konu birden bitirmiştim. Test kitabı almak için yandaki kitaplarımın olduğu kütüphaneye gittim ve birkaç test aldıktan sonra odaya döndüm. Geldiğimde kitapların sayfaları karışmış, kalemler yere düşmüş ve en korkutucu olanıysa test cevaplarını yazdığım kağıtta neredeyse okunmayacak kadar silik bir yazıyla "Beni hatırladın mı?" yazılmıştı. Bir an kala kaldım. Ablama baktım. Mışıl mışıl uyuyordum. Ablamın yanına yaklaştım. Hafifçe sirkeledim ve olanları anlattım. Gözlerini bile açmadan dinledi ve bana "Saçmalama, yat artık, uykun gelmiş senin" dedi ve yattı. Bir an ablama hak verdim. Hayal gördüğümü düşündüm. Dişlerimi fırçalamak için tuvalete gittim. İçime garip bir korku düşmüştü bir kere. Aceleyle dişlerimi fırçaladım. Odaya geri döndüm. Aman Allah'ım, gördüğüm manzara karşısında ağlamaklı oldum. Bilgisayarım açıktı. Daha doğrusu açılmıştı. Ve o yazının yazıldığı kağıdın üstünde tatil resimlerinden biri duruyordu. Altındaysa "Şimdi bir daha düşün, beni hatırladın mı?" yazıyordu. Erkeklik yoktu artık. Ağlamaya başladım. Ablamı kuvvetlice sallayarak uyandırdım. Ama bir yandan da ağlıyordum. Çünkü o resmin çekildiği yaz fazla samimi olmadığım ama çok iyi tanıdığım bir arkadaşım trafik kazasında ölmüştü. Ve çıkırı çıkırı ağlıyordum. Sınava bağlı olarak içimdeki stres de patlak vermeye başladı ve koptum. Aradan 30-35 dakika falan geçmişti. Annem ve babam gelmiş başucumda duruyorlardı. Gözlerime baktılar. Birer öpücük attıktan sonra ışıkları kapatıp gittiler. Ablam seslendi. "İyi misin?" "Evet" dedim ve odaya yattı. Ama ne mümkün ki, ben uyuyamadım. Sabaha kadar asker gibi uyanık olacaktım. Saatler geçti. Sabah ezanını duyuyordum. O muhteşem sessizlikte müezzinden çıkan ilk ses yüreğimi hoplatır hep. Uyuyakalmışım sonra. O gün ders çalışamadım. Bunun yanında dershaneye de gitmedim zaten. Gece olmuştu. Ders çalışmıyordum. Sadece oturup televizyon seyrediyordum. Uyuyakalmışım. Rüyamda Cem'i, ölen arkadaşımı görüyordum. Bana sitem ediyordu. "Ve neden mektup yazmıyorsun? Bana tatil resimlerinden yolla" gibi şeyler fısıldıyordu. Kanter içinde uyandım. Bir şeyleri anlamak istiyordum ama kafayı yemek üzereydim. Sonra bitti, kesildi. Ama geçici bir süreymiş. Şu an 27 yaşındayım. Yalnız yaşıyorum. Sabahları kalktığımda bazı resimlerimi yerlerde buluyorum. Benimle yaşayan biri var. Belki de şu an sizler gibi yazdık.